Ama şimdi Kayseri'mize zaten aşık kalmadı. Bizim bir meydanımız vardı. Kulaklar için nasıl? Vardı derken yine yaşıyor. Allah uzun ömürler versin. Rahatsız adam. Yaşlandı. Efendim bir aşık şifayımız vardı. Kendisi Toramanlı. Yaşlandı. O da biraz rahatsız. Allah uzun ömürler versin. Aşık Zamanoğlu var. Bu Karslı kendisi. Kayseri'de ikamet geldi. Burada evet. Emekli oldu. Firkatimiz var işte. Aşık Mahrumimiz var. Efendim inşallah ilerleyen günlerde de buradan Mahrumi hocama da evet. Bizi şu anda izliyorlar. Kucak dolusu saygılar, sevgiler olsun. İnşallah. Onlara şöyle sürpriz yapalım. Biz onlara gidelim. Gidelim. Tabii. İnşallah. Mahrumi hocamın evi o kadar mükemmel hocam. Kameramızla biz onlara gidelim. Ne kadar güzel. Orada bir program yapalım. İnşallah. Doğru söylüyorsun. İnşallah. Buradan kucak dolusu saygılar, sevgiler olsun. Bizim bir de Aslan Çavuş Özdemir'imiz var. Bizim aşığımız hocam. Hatta sizleri de sürekli orada şey diyor. Gündemde tutuyor. Bu kameraman kendisi. Evet. Ondan sonra şu anda da bizleri izliyorlar. Hatta televizyondan da çekiyorlar. Onu da internete atıyorlar. Onlara da selam olsun Aslan Çavuş Özdemir kardeşim. Vallahi şunu toparlayacak olursak değerli Necmettin abim, parmakla sayılacak 4-5 tane aşık varız Kayseri'de. Ondan sonra bunlar da işte haftada 10 günde bir gelip gitmeye çalışıyorlar. Herkesin kendine göre bir derdi sıkıntısı var. Buyurun. Şöyle yapalım. Bizi ekran başında izleyen biraz önce sizin söylediğiniz çok değerli üstadlar, rahatsız olanların evine gidelim. Olur inşallah. Rahatsız tabii. Olmayanları da önümüz hafta Allah kısmet ederse sizinle beraber bir aşığımızı alıp gelin. İnşallah kıymetli. Buradan onun sözünü verelim. Buradan sözünü Mahrum verelim. Hocama da selam olsun. Buradan inşallah. Da ona selam olsun. Rahatsız olan üstadlarımıza da geçmiş olsun diliyoruz. Ama eğer bize kapılarını açarlarsa onlar bizim için değerli, onlar bizim için önemli. İnşallah bunun bir belgeseli de olmuş olur. Yaptığımız şeylerden dolayı. Çok teşekkür ederim. Böyle bir hizmet yapalım inşallah. Yani birdenbire gelişen bir olay. Bunun bir planı, projesi falan yapılmadı. Yok, doğaçlama. Doğaçlama söyledik gerçekten de. Allah razı olsun. Bunu biliyorsunuz o manada o değerlerimizi de kaybetmeden önce inşallah kıymetini bilelim. Hani şöyle yapmayalım. O yer benim kıymetimi bilir ama neden sonra öldüğümde mezarıma gelir ama neden sonra olmasın değil mi? Buyurun, buyurun efendim. Sizdeyiz o zaman. Allah razı olsun. Buyurun. Evet efendim. O zaman Mahrumi hocama da buradan yine kucak dolusu sevgiler, saygılar olsun. O güzel adamdan güzel bir türkü okuyalım. Gömürgen'e gönderelim. Bingen Akkışlı'ya gönderelim efendim. Anamı babamı elimden aldın, beni de gurbete sürdün gömürgen diyelim efendim. Attın beni Kayseri'nin düzüne.
Hasret koydum pınarların gözüne. Gönül verdim bir zalimin kızına. Onu da ellere verdin gömürgen, gömürgen akıman. Gönül verdim bir zalimin kızına. Onu da ellere verdin gömürgen, gömürgen vay köy. Zamanında elaların aşarken koklardım süt kaymağın pişerken, hayalinle gurbet elde yaşarken, aşık mahremimi yordun gömürgen, gömürgen ah köyman. Hayalinle gurbet elde yaşarken, aşık mahremimi yordun gömürgen, gömürgen ah köyman.